3 Mayıs-9 Mayıs değerli olak burçları nasılsınız? İyilikler, güzellikler, sevgi, huzur, aşk, e, nezaket sizinle olsun. E, yorucu çünkü gerçekten e, inanılmaz bir yorucu bir hafta olacak sizin için e, konuşmalı. Hayatınız biraz hem çok konuşmalara hakim olacaksınız. Hem de ya yaşayacağınız alanla alakalı zorlanabilir yani artık bu yükü ben taşıyamıyorum diyeceğiniz bir enerji olabilir yükselen ve ay burcunuz mutlaka takip edin e akkaya ofil instagram sayfa yani e fark farkında olmadan çok yorucu bir hafta. Tamamlamak istediğiniz, devretmek istediğiniz, satmak istediğiniz işlerinizle alakalı yorucu bir hafta. Ve aynı şekilde işinizle alakalı da çok yorucu bir hafta olacak ama sonu sizin için keyifli olacak. Yani mesela 3 Mayıs, 7 Mayıs'a kadar nefes alamayacaksınız. Tam 8 Mayıs, 9 Mayıs iyiyim derken yine 10 Mayıs tekrar aynı temponun enerjisinde olacaksınız. Yani şöyle söyleyeceğim. Bu ara sanatsal yetenekleriniz varsa, çocuksu yönünüzü, çocuksu hayatınız biraz bu alışkanlıklarla iterseniz e, kendinizi rahatlatacağınızı düşünüyorum. Yeni iş bekleyen ve yeni oluşmasını istediğiniz kişilerde bu fırsatlar bu hafta imzası atılacak ve yeni iş tohu, yeni oluşumlar sağlanacak gözüküyor. E, özellikle çocuk isteyen ve çocuk tedavisi görmek isteyen e, oğlak burçları evet bu kararı devreye sokun böyle bir muradınız var mutlaka aydınlık olacaksınız. Eğer çocuğunuzla ilgili bir sağlık problemi varsa iyileşme noktası var endişe etmenizi istemiyorum. Ve uzun süredir de evliliğinde sıkıntı olan bazı oğlak burçlarında merkez sadece şu an işle ilgili noktayı toparlayayım. Evliliğimi sonra toparlarım dediğiniz noktadasınız. Evet çünkü parayla ilgili bazı zorluklar, çözülmesi gereken evraklar, ödenmesi gereken sistemler daha fazlalaştı. Ya oğlak burçlarına her sene biz muhteşem diyoruz ama yani burada bir e, satürn ruhu var yani e, haklısınız e, Otorite, sistem ya yani zaten e, oğlak benim astroloji sistemimde tanrı gibidir yani e, her şeyi doğru noktada yapmak, oto kontrollü yapmak, sistemle yapmak ve otorite kimliğinde yapmak ister. Evet bu bu da belki sizi çok fazla yoruyor ve her şeyi incelemeden ben bunu yapıyorum diyemezsiniz. Onun altyapısını görmek, araştırmak, yapmak e, istediğiniz için hak veriyorum ama artık biraz rahat mı hareket etsek? Yani nasıl rahat hareket edeceksiniz bilemiyorum ama biraz daha rahat hareket edin. Çünkü gerçekten sizin fırsatlarını Rabbim size sunacak. Yani satmak istediğiniz Eviniz işinizde değişiklik istiyorsanız olumluluk yeni bir iş anlaşması bekliyorsanız doğru uzun süredir işsizsiniz bu kapılarla ilgili fırsatları doğru noktada değerlendireceksiniz özellikle emlak işi yapıyorsanız alım satım işleriyle ilgili bağlantınız varsa bu dönem çok güzel kazançlar elde edeceksiniz ama bazı e e emlak ve sektöründe bazı aldığınız işlerde dala veri işi olabilir sıkıntı size gelebilir o yüzden tapuları vergileri evrakları doğru kontrol edin diyorum. Değerli e, Oğlak Burçları, özellikle 8 Mayıs, e, 14-15 Mayıs arasında karşınıza tüm e, beklenmedik hızlı bir aşk girebilir ve bu aşk sizin temel merkezinizde olabilir. Biraz eğlenmeye ihtiyacınız olabilir. Bunu da doğru değerlendirdiğinizde keyifli bir döneme giriş sağlayacaksınız diyorum. E, aile büyüklerimizle alakalı miras, annenizle alakalı bir sağlık problemi ve miras konuları gündeme gelecek ve burada erkeklerin hakim olduğu noktada bazı sıkıntılar söz konusu olacak ve bu sıkıntılar sizi yıpratabilir. Hazırlıklı olun diyorum. Yani erkek kardeşlerin fazla olduğu hane olarak diyorum. Özellikle Doğu ve Güney'de o dolunda yaşıyorsanız değerli oğlak burçları toprak alımı ile ilgili sıkıntılar ya da evinizle alakalı bir sorun yaşanacak ve sıkıntı gündeme gelecek diyorum. Özellikle İstanbul ya da Marmara bölgesinde yaşıyorsanız bir malın bir malla ilgili güzel bir teklif ve bu teklifi değerlendirdiğinizde bu mal sizi keyifli bir şekilde ödemeyle size ait olacak gözüküyor. Araçla ilgili bazı sorunlarınız olabilir. Kaza, bozulma bu konularımıza dikkat edeceğiz. Araç ile ilgili sıkıntıları uyarı verdim son zamanlarda da eğer bekar oğlaklarda hızlı bir aşk ya bu ciddiye doğru gidecek ve evlilik evresinde geçmişe tıkalı olan ve geçmişte yaşayan değerli oğlak burçları devam edersen sana ne diyeyim ben hala geçmiş ve gele, geç, gelmesini istediğim biri var yani sen hiç önünü ilerletmiyorsun hep geçmiş döngüyü yaşıyorsun o yüzden bu geçmiş döngünü bir an önce psikoloğa mı gideceksin Karmanı mı iyileştireceksin? Astroloji olarak haritana mı baktıracaksan? Ne yapıyorsan yap bunu artık çözüm yap. Yoksa böyle yıpranıp gideceksin diyorum. Yani nevrim döndü birden. Ee, <laughs> nevrim gerçekten döndü. Ee, özellikle telefon iletişim devamlı e, Devamlı hareketli bir telefon işi. Borsayla ilgileniyorsanız kazançlı bir döngü dediniz. Ama dijital para dediğimiz noktada fazla abartırsanız zarar edebilirsiniz ama borsayla ya da para ya da dolar ya da euro ile ilgileniyorsanız bu dönem hareketli olacak kazanca geçiş yapacaksınız endişe etmenizi istemiyorum uzun süredir de ailenizden bir arsa ya da bir toprak satılmasını istiyorsunuz ben satılmasını istemiyorum seneye satın daha karlı olacaksınız diyorum kemik ağrılarınız özellikle göz alerjiniz ve uzakla ilgili sıkıntınız olabilir değerli oğlak burçları bir an önce göz doktorunuza gitmeniz lazım bir de diş eti iltihap diş çekilmesi ya da arkadaki 20'lik dişlerin yanındaki dişlerde bir çürüme söz konusu olabilir ya da dolgunuz düşmüş olabilir ihmal etmeyin çünkü ağza koku veriyor sevgiyle kalın umutla kalın aşkla kalın hoşça kalın